Sinan Çiftyürek 1952 yılında Urfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karbe köyünde doğdu. Çiftyürek'in baba tarafı Canbegi, anne tarafı Bucak'tır. Aile, köyde çıkan kavgalar nedeniyle Hilvan'a bağlı Kope köyüne, sonra da Mışmışı'ya yerleşti. İlkokulu komşu Fik köyünde, ortaokulu ise Hilvan'da okudu. 1969 yılında Antep Öğretmen Okulu'nda okumaya başladı. Ancak okulda yaşanan siyasi olaylar nedeniyle önce Rize, oradan da Tokat'a sürgün edildi. Eğitimini Tokat Öğretmen Okulu'nda tamamladı ama hiç öğretmenlik yapmadı. Okul bitimiyle profesyonel siyasete başladı ve günümüze kadar siyasi ve örgütsel yaşam devam etti. Çiftyürek büyüdüğü topraklarda, toprak ağlarının ekonomik, kültürel ve siyasal baskılarının yoğunluğuna, gelişen kapitalizmle birlikte yeni baskı ve sömürü halkalarının eklenmiş olması, Türk devletinin izlediği ret ve inkar politikalarının tüm sonuçlarıyla iç içe yaşayarak büyümüş olması. Güney Kürdistan'da Mele Mustafa Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin ulusal özgürlük mücadelesinin etkileri, Türkiye İşçi Partisi'nin ve Doğu Devrimci Kültür Ocakları'nın ünlü, Doğu mitinglerinin yarattığı etkinin de katkılarıyla çocuk denecek yaşlarda siyasetle ilgilenmeye başladı. Doğu mitingleriyle, Kürt halkının taleplerinin dile getirilmesiyle Kürdistan'da ulusal sınıfsal uyanışın güçlendiği, Kürdistan'da devrimci sosyalist örgütlenmenin ilk tohumlarının atıldı. 68 rüzgarıyla küresel sol ve sosyalist akımın yarattığı atmosferin sürükleyiciliği Çiftyürek'in ulusal özgürlük ve sömürüye karşı sınıfsal mücadele bilincinin gelişmesinde önemli rol oynadı. Ortaokulda siyasete başlayan ilgi Antep Öğretmen Okulu'nda farklı illerden gelen yurtsever devrimci öğrencilerle bütünleşerek şekillenmeye başladı. Okul okurken aynı süreçte örgüt arayışı başlamış. Bazı yoldaşlarıyla birlikte, örgüt için para lazım, görüşü doğrultusunda Suriye ile bağlantı kurmak dahil arayışlar sürdürülmüş, bunun için o zamandan sınır köylerinde bağlantılar kurulmuş, Antep'te başlayan bu çalışmalar sürgün gittiği Rize ve Tokat Öğretmen Okullarında sürdürüldü. Örgüt kurma arayışı, 1975-76 yıllarında bir grup yoldaşıyla birlikte Kürdistan'da bir komünist hareket oluşturmak ve partileşmek hedefiyle somutlaşmaya başladı. Aynı yıllarda Kürdistan'ı oluşumların yanı sıra bazı Türkiye'li sosyalist hareketlerle de görüşmeler sürdürülüyordu. Aynı süreçte Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun ayrışmasıyla kurulan THKMB grubu ile görüşülerek, ilk parti kongresinde Kürdistan Özerk Örgütü'nün kurulması ve Kürdistan Özerk Örgütü'nün yapacağı ilk kongrede partileşerek Kürdistan Komünist Partisi adını alması üzerinde anlaşmaya varıldı. 1 Mayıs 1980'de Türkiye Komünist Emek Partisi 1. Kuruluş Kongresi'nde Kürdistan Özerk Örgütü kuruldu. Mart 1982'de Elazığ'da toplanan Kürdistan Özerk Örgütü Kuruluş Kongresi'nde partileşerek Kürdistan Komünist Partisi adını aldı ve Sinan Çiftyürek partinin genel sekreterliğini üstlendi. Çiftyürek aynı zamanda Türkiye Komünist Emek Partisi Merkez Komitesi ve Politik Büro üyeliğini 1990 yılına kadar sürdürdü. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden 1986'ya kadar olan süreçte Kürdistan Komünist Partisi Merkez Komite kadrosu ülkede kalarak mücadeleyi sürdürme kararı alındı ve uygulandı. Haziran 1986'da parti merkezi düzeyde ağır bir darbe aldı, Çiftyürek dahil Merkez Komite kadrosu ile çeşitli illerdeki çok sayıda yönetici ve parti üyesi tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevindeyken yoldaşlarıyla birlikte Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında 20. yüzyılda nasıl bir sosyalizm sorusuna cevap ararken, diğer yandan parti hakkında bölücü silahlı terör örgütü iddiasıyla açılan davaya karşı Kürdistan Komünist Partisi programını esas alan bir siyasi savunmayı dava yoldaşlarıyla birlikte hazırladı. Bu savunmalar daha sonra Kürdistan Komünist Partisi Savunması adı altında kitaplaştırıldı. Haziran 1990'da cezaevinden çıktı ve yeniden örgütlü mücadele sürecine katıldı. Kısa bir süre sonra gerçekleşen Türkiye Komünist Emek Partisi 3. Genel Kongresi'nde üzerinde anlaşmaya varıldığı üzere Türkiye Komünist Emek Partisi'nden ayrılan Kürdistan Komünist Partisi ile siyasi çalışmalarını sürdürdü. 2000'li yılların başında yasal bir siyasi parti kurma çalışmaları Kürdistan Komünist Partisi içinde tartışmaya açıldı.
Kürdistan'da faaliyet göstermek üzere bir sosyalist partinin kurulması amacıyla, Mezopotamya Sosyalist Partisi girişimi ile farklı siyasal geleneklerden gelen sosyalistlerle görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin sonucunda, 21 Aralık 2011 tarihinde Özgürlük ve Sosyalizm Partisi kuruldu. Sinan Çiftürek kurucu genel başkan olarak görev üstlendi. Özgürlük ve Sosyalizm Partisi kuruluş sürecinde Çiftürek somut isimde önererek, başka bir yoldaş genel başkan olsun, ben genel başkan yardımcısı olursam daha yararlı olurum ve parti içinde daha iyi olur, önermesi partide kabul görmedi. Özgürlük ve Sosyalizm Partisi, 17 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da yaptığı 3. Genel Kongresinde kökü olan Kürdistan Komünist Partisi adını aldı. Önce Mezopotamya Sosyalist Partisi, ardından Özgürlük ve Sosyalizm Partisi ve daha sonra Kürdistan Komünist Partisi adına yoldaşlarıyla birlikte ulusal birlik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmaları halen devam ediyor. 12 Eylül 1982 askeri darbesi sonrasında Kürdistan'da partinin siyasi ve örgütsel çalışmalarına daha doğrudan katılabilmek için alınan karar gereği İstanbul'dan Elazığ'a taşındı. Oradan Adana, Adana'dan tekrar İstanbul'a ve 2018'den itibaren Diyarbakır'a yerleşti. 1980 yılından bu yana Komünist Dergisi, Denge Kürdistan Gazetesi, Haftalık Nevroz Gazetesi, Aylık Nevroz Dergisi, Haftalık Fırat'ta Yaşam Gazetesi, Haftalık Çoban Ateşi Gazetesi, Yeniden Nevroz Gazetesi, Aylık Sosyalist Mezopotamya Dergisi, Tevkurt Dergisi, Günlük Yeni Yaşam Gazetesi gibi basılı dergi ve Rojnameya Nevroz, İlke Haber gibi internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde yazılar yazdı ve halen yazmaya devam ediyor. Şu ana kadar toplam 1000 civarında makalesi yayınlandı. Bu makalelerden 492 tanesi Sinan Çiftürek'in kişisel web sayfasına yüklenmiş durumda. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen konferans, sempozyum ve panel gibi etkinliklere tebliğler sundu, çeşitli röportajlar verdi.